Mavi Kadın'dan herkese merhaba. Bugün diyetisyen Ayşenur Fişek bizimle birlikte olacak. Aralıklı diyeti soracağız, diyet türlerini soracağız, yapılan diyetlerin sağlığa zararlı ve faydalı yönlerini kendisiyle konuşacağız. Ayşenur Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Diyetle ilgili hazır yaza da girerken çok fazla kullanılan yöntemler var. Yaza daha fit girmek için, daha fit bir görünüme sahip olmak için birçok yöntem deneniyor, birçok diyete başvuruluyor. Bunları konuşmak istiyorum bugün sizinle. Öncelikle aralıklı oruçla başlamak isterim. Bu halk arasında çok merak edilen bir konu. Aralıklı oruç hakkında neler söylemek istersiniz? Bunu yapanlara tavsiyeleriniz var mı? Sağlığa zararlı yönleri var mı? İzleyicilerimizi bu konu hakkında aydınlatabilir miyiz? Elbette. Öncelikle bu yayına beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi çok popüler diyetler zaman zaman ortama biliyorsunuz ki giriş yapıyor. Özellikle yaz dönemi yaklaşırken işte yaza hazırlık, işte bayram sonrası detokslar, işte hadi tatilden sonra toparlanma diyeti gibi birçok aslında çok da kontrollü olmayan, kişiye özel olmayan, kişinin kendi metabolizmasını bir deneme tahtası gibi kullandığı çok fazla diyet protokolü ortada geziyor. Ama bu intermittent fasting dediğimiz, sizin Türkçe tabiriyle aralıklı oruç dediğiniz yöntem aslında benim yıllardır uyguladığım, herhangi fizyolojik, metabolik bir probleme yol açmayan, sağlıklı bireylerde uygulaması oldukça konforlu bir yöntem. Birkaç tane yöntem var. Aslında aralıklı oruç dediğimizde tek bir tipi yok. Literatüre geçmiş 3 tipi var. Bunlardan bir tanesi 18 saat açlık, 6 saat tokluk. Bir tanesi 16 saat açlık, 8 saat tokluk. Bir diğeri de 20 saat açlık, 4 saat tokluk dediğimiz. Yani makasın gitgide daraldığı, açlıktan tokluğa doğru daraldığı bir yöntem. Bunu nasıl uygularız ya da kimler bunun için uygun ya da uygun değil derseniz, metabolik problemleri olanlar, hastalık tanısı koyulmuş diyabeti olanlar, insülin direnci olanlar, hipertansiyon, tiroidi, tiroid problemleri, hormon rahatsızlıkları olanların muhakkak uzman kontrolünde yapmaları gerekiyor. Tabii ki üstünde insülin direnci olup aralıklı oruç denettiğim ve çok muhteşem sonuçlar alan hastalarım da oldu benim. Burada belirtmek istediğim, altını özellikle çizdiğim nokta, eğer kronik bir rahatsızlığınız, tanısı koyulmuş bir rahatsızlığınız varsa, ilaç kullanıyorsanız muhakkak uzman eşliğinde bu tip protokolleri uygulamanız lazım. Çünkü yeme sistemi daraltılıyor. Bu sistemde birazcık yeme protokolü gitgide enerji olarak daraltıldığı için kişiler normalde tükettiklerinden çok daha az bir enerji alımına gidebiliyor. Bu sağlıksız mı? Hayır, değil. Hele de günümüz koşullarında işte plazada çalışan insanlar, oturarak çalışan insanlar, çok fazla fiziksel aktiviteye alışık olmayan ya da fiziksel aktivitesi olmayan kişiler. Fakat mesela daha yeni bir arkadaşımla bunun sohbetini yapmıştık. Çok da güzel denk geldi. Dedim ki, çok yakın bir doktor arkadaşım. Mesela dedim, böyle bir protokolü doktorlar yapamaz. Sürekli ayaktasın, sürekli zihninin çalıştığı ve dinamik bir iş temposundasın. Aralıklı oruç yapamayabilirsin. Ya da aralıklı orucu senin için en doğru yola nasıl getirebiliriz konuşuruz. Mesela 16-8 senin için olabilir. Bunu senin için düzenleyebilirim ama sen 24 saat olanı yapamazsın. Ya da günde tek öğün olan bir protokol var. Ondan da bahsederim. O intermittent fasting'e girmiyor ama günde tek öğün beslenmeyle gayet güzel yol aldığımız, İslami oruca daha çok benzeyen, yine oruç gibi gözüken, fasting gibi gözüken ama literatürde çok yeri olmayan bir sistem. Onu anlatırım. Güzel sistemler çok ciddi sonuçlar veriyor. Evet, sonuç alabilmek için ama uzmanla birlikte hareket etmek önemli. Çünkü hayat standartınıza uygun bir beslenme protokolü olmadığı takdirde sizi çok daha kötü bir noktaya götürebilir. Yani amacınız kilo vermek ya da kilo almaksa ya da belli bir hastalıktan kurtulmaksa çok daha kötü bir noktaya gidebilir. Burada da gerçekten çok düşünerek, çok doğru, uzmanın ağzından çıkanın nereye gittiğinin farkındalığıyla dinleyerek uygulamak gerekiyor. Özellikle bu tip spesifik protokollerin lütfen uzmanla birlikte yapılması gerektiğinin altını özellikle çizelim. Yoksa benim yıllardır yazdığım bir protokol intermittent fasting, çok da desteklediğim bir protokol. Yani diyet konusunda sanırım yapılan en büyük hatalardan birisi de bireysel olarak diyet yapmak. Yani doktor kontrolünde yapmaktan çok bunu bireysel olarak yapmayı deniyorlar. Sanırım insan sağlığı için en zararlı nokta da bu. Yani şundan bahsediyorum. Birdenbire kahvaltıyı kesmek gibi, birdenbire öğlen ya da akşam yemeklerini azaltmak gibi ya da kendi kurallarına göre azaltmak. Doğru. Bir de mesela burada genel geçer, herkes için geçerli kurallar da yok. Az önce bahsettiğiniz kahvaltı bir anda kesmek gibi. Evet. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye yıllarca mesela anlattılar ya. Hı-hı. Bu da mesela çok kişiye özel bir şey. Kahvaltı günün en önemli öğünü değil. Kahvaltısız bir güne de başlanabilir. Burada önemli olan ilk öğün. Ben hep böyle söylerim. Adı kahvaltı da olabilir, ara öğün de olabilir. Güne başladığınız ilk öğünün size özel tasarlanıyor olması. Yani kişi özel protokolün gerçekten burada kişi özel derken sosyo-kültürel seviyesi, yaptığı iş, aileden gelen öğretileri, hastalıkları, doğum yapıp yapmaması, cinsiyeti, yaşı, yani çocuk mu, erişkin mi, boyu, kilosu, o kadar çok parametre var ki. Fazla kriter var. Yani mesleği bile uyguladığı diyeti etkiliyor. Kesinlikle. Mesleği bile diyetini etkiliyorsa düşünsenize, internetten, Google'dan ya da araştırdığınız herhangi bir protokolün size uygun olup olmadığını tespit etmeniz yıllarınızı alabilir. Kişi en iyi kendinin doktorudur. Ben hep bu arada söylüyorum, beslenmenizi kendinizi çok iyi tanıdığınızda kendi kendinize planlayabilirsiniz. Ne mutlu kendi bedenini tanıyan ve bunu kendi kendine planlayabilen insanlara. Tabii ki tıkandıkları nokta olabiliyor. Çok bilinçli danışanlarım var benim. Hı hı. Tıkandıkları noktada ya ben kendi bedenimi çok iyi tanıdım. Şunu yediğimde şişiyorum, bunu yediğimde çok güzel uyuyorum ama burada tıkandım dedikleri noktada da gelen çok ziyaretçim var. Evet, ama hep söylüyorum yani gerçekten kendini tanımak, bedeninle barışık olmak, nereden geldiğini bilmek, hangi işte nasıl hissettiğini bilmek, tıpkı mesleğini iyi yapan biri gibi nasıl besleneceğini de bilmekte ve burada gerçekten doğru yol haritasını çizerken uzmana da destek olmak anlamında büyük bir katkı sağlıyor. Çok katılıyorum size. Diyet tasarımı kişiye özel olmalı. Kişinin de burada kendini tanıyor olması uzmana yol göstericilik anlamında büyük bir etken. Bir de çok fazla uygulanan diyet türleri var. Az önce yayına başlarken de söylediğim gibi vejetaryen diyeti, Akdeniz diyeti, patates diyeti, gluten diyeti. Biz gluten diyeti örneğiyle ilerleyebiliriz ama Google'a bile yazdığımızda diyet türleri diye bir sürü diyet çeşidi çıkıyor. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Bunları uygulayanlar var. Sizlerin bu konudaki önerileri hangi yönde oluyor? Yani bu çeşitler neye göre değerlendiriliyor ya da sınıflandırılıyor? Bununla da ilgili bilgi verebilir misiniz? Öncelikle bu çeşitler literatüre göre belirleniyor. Yani literatürde varsa bir diyeti konuşmak doğru. Şimdi o yüzden hatta yayından önce de size bazı protokollerle ilgili konuşalım ya da konuşmayalım deme sebebim de buydu. Evet. Saydıklarınız, evet, mesela glutenle ilgili birçok literatür kaynağına erişebilirsiniz. Intermittent fasting ile ilgili birçok literatür kaynağına erişebilirsiniz. Laktozla ilgili birçok literatür kaynağına erişebilirsiniz. Ama kabak diyeti, patates diyeti, işte soda diyeti, işte bilmem ne birası vesaire gibi adıyla ön plana çıkıp sonra da bunu tek tip beslenmeyle ilerletilmiş diyet protokollerinde, yani bunlar protokol değil aslında, diyet türleri diyelim, yani kulaktan duyduklarıyla hareket edilmiş. İşte kiraz diyeti, işte kiraz sapı, kiraz, kiraz sapı, kiraz, kiraz sapı, böyle gidiyor. Patates, patates, patatesin haşlaması, patatesin püresi, patatesin her şeyi. İşte şimdi burada evet bu tip diyetleri de detoks dediğimiz, tırnak içinde detoks diyetleri diyebiliriz bunlara. Detoks diyetlerini 3 gün ila 5 gün maksimum gün sayısına göre kişiye özel uygulatabiliriz. Fakat örneğin gluten diyetiyle girecek olursak glutenin hayatınızdan tamamen çıkartılmasıyla birlikte bağırsak floranızın geçirgenliğine sebep olabilecek çok önemli bir protein kaynağı olan tahıl proteinini hayatınızdan çıkartmış da olabilirsiniz. Soru işareti. Yani senin glutene gerçekten intoleransın var mı? Bu yüzden mi gluteni hayatından çıkartıyorsun? Neye göre bunu tespit ettin? Gluten enteropatin mi var? Çölek hastası mısın? Kim sana bunu söyledi? Test mi yapıldı? Birdenbire hamuru kesmek, ekmeği kesmek, makarnayı kesmek de öyledir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bunu elimine ettiğinde gerçekten sen bu hassasiyete sahipsen sonuç verir. Bu hassasiyete sahip değilsen ufak bir iyileşme ileride bağırsak geçirgenliğine de sebep olabilir. Çünkü senin gerçekten gluten intoleransın yoksa ne yazık ki bağırsağına kalıcı bir hasar bırakmış olabilirsin basit bir diyet denemesiyle. Yani aslında sen çok iyi bir niyetle basit bir diyeti denedin ama bağırsağına ömür boyu bir hasar bırakmış olabilirsin. Dolayısıyla bağırsağa bırakılan hasarın toparlanması çok zor olduğu için burada en önemli şey bağırsak florasının bozmayacak. Aslında genel olarak tüm diyetler bağırsağa direkt ya da indirekt olarak zarar verebilir bu arada. Aynı şekilde fayda da sağlayabilir. Burada önemli husus, gerçekten en baştan sona kadar bunu söyleyebiliriz. Size özel olup olmadığı, gerçekten sizin bu diyete uygun olup olmadığınızın tespiti. Bu nasıl yapılıyor? Gıda intolerans testleri var. Çok basit, kanda, venöz kanla bunu tespit edebiliyoruz. Sizden minik bir tüp kan alıyoruz. Hemşirelerimiz anlaşmalı geliyorlar. Sizden, eğer sizin isteğiniz varsa, kanınızı alıp gıda intolerans testi uygulayarak hangi besine duyarlılığınız olduğunu hızlıca tespit ediyoruz. Bir hafta içinde size çok detaylı bir rapor çıkartıyoruz. Siz de ona göre gerçekten neye intoleransın olduğunu bilerek yoluna devam ediyorsun. Gluten diyetini burada kapatalım. Çünkü eğer glutene intoleransınız yoksa gerçekten gluteni hayatınızdan kesmenizi önermem. Çünkü gluten çok önemli bir tahıl proteini. Bağırsakta önemli işlevleri olan, ayrıca da tahıl deyip geçmeyin, önemli bir karbonhidrat kaynağıdır. Önemli enerji içeriklerine sahiptir. Günün temel öğünlerinde gerçekten sizin ihtiyacınız olan enerjiyi size sağlayan temel tahıl kaynağı diyebilirim. Glutenin içerdiği karbonhidrat kaynakları için. Dolayısıyla glutenle ilgili nasıl ki laktoz, işte diğer bir nevi özel ve spesifik diyebileceğimiz diyetler içinde aynı şeyi söylediysek, bunu da burada bu şekilde kapatabiliriz. Size özel olduğunu tespit etmeden yapacağınız her şeyin vücudunuza zarar verebilme, hatta kalıcı hasar bırakabilme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Diğer söylediğiniz seçeneklerde de patatestir, kabaktır, kirazdır, onun sapıdır, bunun çöpüdür tipi diyetler uzman eşliğinde 3 ya da 5 gün uygulanabilir. Bunlar doğada yetişen, vücudumuza hiçbir zararı olmayan besinler neticede. Ben bunu her gün de tüketiyor olabilirim ama burada sıkıntı şu: tek tip olduğunda, uzun vadede diğer ihtiyaçlar girmediğinde yine büyük hasarlar bırakabilir. Yani ben haftalarca kabakla beslenemem, haftalarca patatesle beslenemem, haftalarca kiraz ya da kiraz sapının suyunu içerek beslenemem. Burada bir şekilde yine en başta bağırsam, sonra tüm gastrointestinal sistemin bir şekilde bana cevap verecektir. Keşke verse, vermeyip alttan sinsi hastalıklara da sebep olabiliyor. Evet, bu da başka hastalıklara yol açacak. Yani aslında bir yerden vereyim derken başka bir yerden vücudumuza zarar vermiş oluyoruz. Evet, burada amacınız sadece zayıflamaksa, bu kadar özel protokollerle değil de uzmanınıza sorarak, mesela Akdeniz bir diyet dediniz. Akdeniz bir diyet herkesin uygulayabileceği en sağlıklı diyet protokolü mesela. Biraz açabilir miyiz Akdeniz diyetini? Akdeniz tipinde belirli oranda protein var. %55-60 oranında karbonhidrat, %20-25 oranında protein, %10-15 oranında yağın olduğu gayet dengeli. Uzun zincirli yağ asitlerinden, işte ceviz, fındık, badem, omega 3 içeriği çok yüksek olan balık, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi uzun zincirli ve orta zincirli yağ asitlerinden zengin ve sizi uzun sürede tok tutan yağlardan zengin. Ayrıca yeşilliklerden, bolca yeşilliğin olduğu, Akdeniz tipi yeşilliklerin oldukça fazla olduğu bir protokol. Burada sebze ağırlıklı olduğu için çiğ ya da pişmiş olarak sebze tüketeceğinizden dolayı oldukça da lifli bir diyet protokolü. Burada çok güzel her şeyi bir arada aldığınız için, yani tabağa yukarıdan baktığınızda çok çeşitli bir kaynak gördüğünüz için de, yani ne karbonhidratı kestiniz, ne proteini kestiniz, ne de yağı kestiniz bir sistem olduğu için, her şeyi birlikte aldığınızda ve yeterli dengeli miktarda alacağınız için oran sadece önemli oluyor. Yani ben 53-54 kilo biri olarak 10 tane yumurta yiyemem. Evet. Akdeniz tipi diye. 10 tane yumurta yediğime göre de 1 kilo salata yiyemem. Yani burada denge derken kişiye özel olması önemli. Yani ben 53-54 kilo olarak 2 yumurta, bol yeşillikten kastettiğim şey 3-4 tane yeşil salatalık, 2-3 tane yeşil biber, 4-5 yaprak marul gibi, yani tabağımın yarısını dolduran bir yeşillik, 2 yumurta, 1 dilim peynir, işte avucumun yarısı kadar 30 grama denk gelen bir peynir, 1 dilim ekmek tam tahıllı, 5-10 tane de zeytinle çok dengeli. Hem yeşilliğin olduğu, yani lifin olduğu, hem proteinin olduğu peynir ve yumurta, hem yağın olduğu, yani zeytin, hem de tahılın olduğu çok dengeli bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirim. Bu mesela Akdeniz tepeden baktığımız çok güzel bir örnek. Akdeniz tipi diyet hep genel olarak böyle çok dengelidir. Akdeniz tipi diyet herhalde, yanlışsam düzeltin lütfen, günlük beslenmemize biraz daha benzeyen bir diyet. Evet, evet. Aslında Türkiye'de yaşayan insanların da çok alışık olduğu, kulağa çok hoş gelen, hepimizin evinde olan, bütçemize uygun, et yemek zorunda olmadığımız, protein kaynağını bitkisel kaynaklardan da alabildiğimiz, yani kuru baklagillerden, nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya, Meksika fasulyesi gibi kaynaklardan da, yani bitkisel kaynaklardan da proteini alabildiğimiz gayet erişilebilir, güzel, Türkiye standartlarına uygun, herkesin erişebildiği bir protokol. Hepimizin de evinde pişen yemeklerin aslında uygulandı. Burada da önemli aslında altında çizilecek bir nokta varsa porsiyon kontrolü. Yani az önce dedim ya, işte 10 tane yumurtayı nasıl ki yiyemezsem, burada da kişiye özel ayarlanması, yani boyuna ve kilosuna göre BMI dediğimiz vücut kitle indeksine uygun kaç tane yumurta yiyecek, ne kadar kaç gram peynir yiyecek, işte kaç gram et yiyecek, ne kaç kaşık sebze yemeği tüketebilir noktasında ya da süt ve süt ürünleriyle ilgili yine bir uzman desteğiyle bu diyet uygulanabilir. Benim çok yazdığım, çok da sevdiğim, çok da risksiz gördüğüm, gerçekten risksiz alan, yani buraya herkes kayabilir. Hangi hastalığı olursa olsun bunu uyguladığında ne bileyim karaciğerine zarar vermez, böbreğine zarar vermez, kullandığı ilacı bloklamaz gibi. O yüzden güzel, gönül rahatlığıyla uygulanabilen bir protokol. Hı hı. Şimdi yaz geliyor dedik, diyet yapmak isteyenler var, zayıflamak isteyenler var. Hep zayıflamaya yönelik diyetleri konuştuk. Bir de kilo almak isteyen bir kesim var. Onların yaptıklarını doğru buluyor musunuz? Akşam işte gece yatmadan önce makarna ekmek tüketimi gibi ya da sürekli karbonhidrat ağırlıklı tüketim gibi tarz besinleri sürekli vücuda alıyorlar. Bunun doğruluğu yanlışlığı tartışılıyor. Siz uzman olarak bu konuda neler söylersiniz? Bir de yemeğe çalışmak dediniz ya, onunla ilgili son olarak şunu sormak istiyorum. O yemeğe çalışma aşamasında iştah açıcı tüketilen bazı besinler var. Gün arasında ya da tükettiğimiz ceviz, badem, fındık gibi. Bunların tüketiminde herhangi bir zarar var mı insan sağlığı için ya da bunun dozunu nasıl? Hiçbir zarar yok. Hatta sağlıklı kuru yemişleri, sağlıklı yağları, uzun ve orta zincirli yağ asitleri içeren sağlıklı yağları zayıflama protokolüne nasıl ekliyorsak kilo alma protokollerine de ekliyoruz. Ayrıca kişinin mikro besin değerlerini inceledikten sonra kan tahlillerine bakarak iştah açıcı, C vitamini gibi, D vitamini gibi, B12 gibi, demir gibi vitamin ve mineral takviyelerini de verip kişinin iştahına destekte bulunabiliyoruz. Çünkü iştah hormonlarında da problem olabilir. Yani zayıflık sadece yeme tembelliğinden oluşmuş olmayabilir. Yani çok önemli olan burada gerçekten doğru bir biyokimya değerlendirmesi. Kesinlikle. Diyetle ilgili çok merak edilen her şeyi konuştuk. Tabii ki zamanımız kısıtlı olduğu için bir kısmını konuşabildik ama merak edilenlerle ilgili çok aydınlatıcı ve bilgilendirici bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz Ayşenur Hanım. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle. Çok dağıtmadan toparlayabilmişimdir umarım. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz ayrıca yayınımıza katıldığınız için. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ne demek. Görüşmek üzere diğer yayınlarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.